Reproject. Reproject aracı bir raster veri dosyasını yeni bir koordinat sistemine göre yeniden projeksiyonlandırır. Bir raster veri dosyasını yeniden projeksiyonlandırmak için bir kaynak projeksiyon sistemi, dönüşüm yapılacağı hedef projeksiyon sistemi ve raster veri dosyasının yeniden örnekleneceği X ve Y boyutundaki hücre boyutu gerekecektir. Yeniden projeksiyonlandırma, seçilen projeksiyon ve dönüşüm yapılacağı hedef projeksiyon sistemi aracılığıyla raster veri dosyasındaki hücrelerin konumlarını değiştirir. Bir raster veri dosyası, hedef projeksiyon sisteminde yeniden projeksiyonlandırıldığında bir tab dosyası, yeni bir raster veri dosyası ve yeni bir GHX dosyası oluşturulur. Yeni dosyalar, yeni koordinat sistemi ve hücre boyutu hakkında bilgi içerir. Yeniden projeksiyonlandırma işlemi için WebInfo Pro Advanced'da 3 interpolasyon yönteminden birinin kullanılması gerekmektedir. Interpolation kısmında Nearest, Binary ve Bicubic metodları yer almaktadır. Nearest, bu yöntemde yeniden örneklenen raster üzerindeki her hücre değeri en yakın hücrenin değerini alarak belirlenir. Bu yöntem arazi kullanımı sınıflandırılması gibi ayrı veriler için kullanılabilir. Orijinal hücre değerleri korunmak istendiğinde kullanışlıdır. Hücrelerin değerlerini değiştirmez. Bilineer. Bu yöntemde yeniden örneklenen raster üzerindeki her hücre değeri orijinal rasterin en yakın 4 hücre değerinin doğrusal uzaklık ağırlıklı ortalamasının değerlerine dayanarak hesaplanır. Sürekli veriler için kullanışlıdır ve verinin biraz düzleşmesine neden olur. Bicubic. Bu yöntemde yeniden örneklenen raster üzerindeki her hücre değeri orijinal rasterin üzerindeki en yakın 16 hücre değerine dayanarak hesaplanır. Bu yöntem raster görüntülerin bulanıklığı azaltılmak istendiğinde kullanışlıdır. Uygulamaya Ankara Convert Sample haritası üzerinden devam edilecektir. Harita penceresinde Turkish Koordinat Sistem 3 derece EDL'li projeksiyon sisteminde bir raster haritası vardır. Raster info butonu ile haritanın projeksiyonu kontrol edilebilir. Bu uygulama için Turkish Koordinat Sistem 3 derece EDL'li projeksiyonu Longitude VGS84 projeksiyonuna dönüştürülecektir. Dönüşüm işlemi için raster sekmesi, raster operations, reproject butonuna tıklayınız. New projection kısmından kategori olarak Longitude.tut ve subkategori olarak Longitude.tut VGS84'ü seçiniz. Output file butonuna tıklayarak raster data processing klasörüne kaydediniz. Belirtilen ayarlamaları yaptıktan sonra process butonuna tıklayınız. Ankara Convert Sample Reproj adı ile açılan Longitude.tut ve GS84 projeksiyon sistemindeki harita, harita penceresine eklenecektir. Ankara Convert Sample Reproj haritası dışındaki diğer haritaların görünürlüklerini gezgin penceresinden kapatınız.